Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte poğaça tarifi veriyorum. Öncelikle 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 150 gram tereyağı, 2 yumurta sarısını üzer için ayırdım, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 6 su bardağı un ayarladım. Sonunda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle sırasıyla uygun bir kabın içerisine sütümü alıyorum. Suyumu alıyorum. Mayayı da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Mayayı aktif hale getirdikten sonra sıvı yağı ilave ediyorum. Yumurtaların beyazını ilave ediyorum. Tuzu ve şekeri de ilave ettim. Tekrar iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra çırpıcıyı çıkardım. Unumun tamamını döküyorum. Daha sonra yağı da ilave ediyorum. Yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumu yoğurdum. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şimdi karıştırarak maya kokusunu alıyorum. Poğaçalarımı yapma işlemine başlıyorum. Maya kokusunu çıkardıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar kopardım. Şöyle avuç içerisinde hafifçe yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bezeleri yaptıktan sonra bir oklava yardımıyla hemen şöyle poğaçamı yapıyorum. Gerçekten bu teknikte rahatça bir kuru basan şeklinde poğaça yapacaksınız. Açtıktan sonra rendelemiş olduğum kaşarı şöyle ilave ediyorum. Hemen sarma işlemine başlıyorum. Biraz hafifçe çöktürelim arkadaşlar. Pişince açılma olmasın. Hemen şöyle hızlıca sarıyorum. Poğaçaları hazırladım. Şimdi üzerini kapatıp mayalandırıyorum. Poğaçalarım mayalandı. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarılarına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. İyice açtım. Üzerine sürüyorum. Fırınım da bu arada 180 derecede ısınıyor. Daha sonra pişirmek üzere fırınıma gönderiyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra fırınıma koyuyorum. Altını üstünü kontrol ederek pişiriyorum. Poğaçaları pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi misler gibi oldu gerçekten. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yumuşacık, iç dokusuyla birlikte lezzetli bir poğaça tarifi denemiş olacaksınız. Poğaçalarım soğudu. Şimdi sizler için de iç dokusuna hemen bakıyorum. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi bir tarif oldu arkadaşlar. Nasıl lezzetli olduğunu görüyorsunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.